Herkese bol, bereketli, hayırlı günler. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Bağcı. Kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz videolarda batı gübrelere giriş yapmıştık. Batı gübrelerden de azot ve fosforu incelemiştik. Bitkinin 3 temel besin kaynağına ihtiyacı var. Bunlar azot, fosfor ve potasyum. Bir önceki videolarımızda azot ve fosforu incelemiştik. Eğer o videoları izlemediyseniz videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan veya kartlardan o videolara da ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda da bitkinin 3 temel besin kaynağı olan potasyumlu gübreleri inceleyeceğiz. Potasyumlu gübreler nedir? Potasyumlu gübreler ne işe yarar? Potasyumlu gübrelerin bitkideki kullanımı nasıldır? Potasyumlu gübreleri nasıl uygulamalıyız? Ve potasyumlu gübrelerin çeşitleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, video hakkında soru ve görüşleriniz varsa yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Evet, şimdi bitkinin 3 temel elementinden biri olan potasyumlu gübrelerimizi inceleyelim. Bir önceki videolarımızda azotlu gübreler, fosforlu gübrelerden bahsetmiştik. Azotlu gübrelerin kök, gövde, yeşil aksamına etki etmesine, fosforlu gübrelerin daha çok meyve tutumunu, çiçek tutumunu ve tohum tutumunu incelemiş. Ve üçüncüsü potasyum gübreleri bitkimizde ne işe yarar ve nasıl bulunur? Bunlardan bahsedelim. Potasyum nedir? Potasyum birçok bitkilerin kullandığı bir elementtir. Potasyumlu gübreler ülkemizde daha bütün topraklarda bulunabilir. Fakat potasyumlu gübreleri kullanmadan önce en çok dikkat etmemiz gereken, hatta bu tek potasyumlu gübreler için de değil, birçok gübrede, katı gübrelerde toprak analizi yaptırıp ondan sonra toprağa gübreyi atmamız gerekir. Toprak analizleri sonucunda toprağın hangi bitkiye, hangi etmene, hangi elemente sahip olması gerekiyorsa onları uygulamamız daha doğru olacaktır. Potasyumlu gübreler ülkemizde daha çok sağanak yağışlı bölgelerde ve sürekli sulama yapılan bitkilerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü potasyumlu gübreler çözüldüğü zaman daha iyi bir etkiye sahip oluyor. Peki potasyumlu gübrelerin bitkideki yeri nedir? Biraz da onlardan bahsedelim. Potasyumlu gübreler bitkide daha çok verim ve kaliteyi artırmak için kullanılır. Bitkimizi büyüttük, diğer boylarına getirdik, uzattık, meyve oluşumunu sağladık ama meyvelerimizde kalite, koku, dış görünüş bunları istiyorsak bunlar için potasyum gübresini kullanmamız gerekiyor. Bir ürünü satarken pazar payını yükseltmemiz gerekiyorsa o ürünün ne olması gerekiyor? Kaliteli bir şekilde görünmesi, kokusunun gelmesi ve yediğimiz zaman tat duyumuzun güçlü şekilde o bitkinin kokusunu, tadını almamızı sağlamamız gerekiyor. Pazara gittiğimizde veya herhangi bir meyve alacağımız zaman en kalitelisini, en güzelini almamız gerekiyor. Bunun için de potasyumlu gübreler daha çok bitkinin bu yönünde bize ön plana çıkıyor. Peki potasyumlu gübreler bitkide nasıl kullanılmalıdır? Şöyle örnek verecek olursak, seralarda veya geniş çaplı arazilerde potasyumlu gübreleri sıvı şekilde veya toprağa karıştırarak kullanmamız, potasyumlu gübreler daha çok içerisinde klor bulundurmadığı için toprakta tuzluluk oranını artırmaz. Aksine içerisinde kükürt bulunduğu için topraktaki tuzluluk oranını azaltır, en düşük seviyeye indirir. Devamlı kullanım sonucunda da bu gelişimde topraktaki tuzu kaybeder ve bitkinin topraktan daha iyi beslenmesini sağlar. Potasyumlu gübreler hangi bitkilerde daha çok ön plana çıkmaktadır? Daha çok yumrulu ve meyveli bitkilerde ön plana çıkmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak domates, elma, kayısı, salatalık, asma, üzüm, ayçekirdeği, şeker pancarı daha çok ön planda tutulmaktadır. Şöyle de tahıllardan da şöyle örnek vermemiz gerekirse, tahıl grubunda özellikle arpa grubunda yatmalar çok gözlemleniyor. Fazla yağmurlar sonucu veya fazla sulama sonucu arpa grubunda, tahıl grubunda yatmalar gözlemleniyor. Potasyumlu gübreler toprakta kullanıldığı zaman veya bitki potasyumu topraktan aldığı zaman bu tahılların saplarında güçlendirmeyi sağlıyor ve yatmaya karşı dayanıklılık ve sap gelişimini artırıyor. Yani hayvancılık yapıyorsanız veya hayvancılık için saman üretmek istiyorsanız potasyumlu gübreler diğer gübrelere
ekstra soğuğa, kuraklığa ve hastalık etmenlerine bitkide direnç gösteriyor. Bu da bitkinin kalitesini artırıyor. Yani şöyle düşünecek olursak, bir insan vücudunda var örnek verecek olursak, bir insanda vitaminler eksik olduğu zaman veya herhangi bir vitamini olmadığı zaman ne oluyor? İnsan uyuşuyor, uykusu geliyor, halsizleşiyor, bitkin baygın duruma düşüyor. Potasyum da tam bu bitkilerde bu özelliği sağlıyor. Potasyumu kullandığımız zaman bitki daha dirençli, daha faydalı, daha kaliteli, daha dinç, daha dinamik bir görünüm elde ediyor. Bu da pazar payının yüksek olmasını sağlıyor. Yani potasyumlu gübreler bitkilerde verim ve kalitenin yanı sıra, özellikle kalitenin yanı sıra, bitkilerde dayanıklılık, bitkilerde direnç ve bitkilerde sağlığı ön plana çıkarıyor. Peki ülkemizde potasyum olarak topraklarımız nasıl? Kurak bölgelerimizde, daha çok yağmuru az olan bölgelerde potasyum biraz daha zengin. Ama tabii yine en başta, videonun en başında dediğim gibi, potasyumlu gübreleri kullanmadan veya herhangi bir katı gübreyi kullanmadan toprak analizi yapmamız gerekiyor. Potasyum gübrelerinin kendi içerisinde de 3 tane çeşidi bulunuyor. Bunlar potasyum sülfat, potasyum nitrat ve potasyum klorür olmak üzere 3 tane etmene sahip. Biz ilk olarak potasyum sülfatı inceleyelim. Potasyum sülfat %48 ve %50 arasında potasyum içeren kristal bir yapıya sahiptir. Potasyum sülfatlar daha çok sıvı şekilde toprağa verilmelidir ve yaprakta kullanılmamalıdır. Yani potasyum sülfat gübreleri yaprak bazlı olmamalıdır. Toprağa karıştırılarak veya damlama ile toprağa verilmelidir. Çünkü yapraktan alınım, bitki sülfat gübresine alınım yapamaz ve yakmalara sebep olabilir. Yani potasyum sülfat gübrelerini kullanırken en fazla dikkat etmemiz gereken, yeşil aksamdan uygulama yapmamamız gerekir. Ya damlama sulama ile ya da toprağa karıştırarak veya sıvı şekilde toprağa vermemiz gerekiyor. Geniş çaplı arazilerde ekimden önce veya ekimle birlikte toprağa karıştırmamız, seralarda veya bahçelerimizde, bağlarda, bostanlarımızda sıvı şekilde damlama ile veya bitkilerin kök çeperine uygulamamız. Potasyum nitratlar bitkide potasyum sülfatlara göre yeşil aksama uygulanabilen bir gübredir. Daha çok %46 civarında bir potasyum nitrata sahiptir. Potasyum sülfatların yanı sıra bunlar yeşil aksamdan verilebilir. Ayrıyeten damlama sulama da kullanılabilir. Katı şekilde kullanılabilir ve sıvı şekilde sulamayla birlikte de yeşil aksama kullanabiliriz. Yani şöyle örnek verelim buna da. Geniş çaplı bir araziniz var. Tahıl araziniz veya çekirdek araziniz, şeker pancarı araziniz. Bunu gübre tankınıza karıştırıp yağmurlama sulama sistemiyle bitkiye verebilirsiniz. Ayrıca yine toprağa karıştırabilirsiniz veya damlama sulama ile bahçelerinizi kullanabilirsiniz. Potasyum klorür. Potasyum klorür, potasyum nitrat ve potasyum sülfata nazaran bütün bitkilerde hem damlama yoluyla hem yaprak ile kullanılabilir. Fakat potasyum klorürde iki bitki ön plana çıkıyor: tütün ve patates. Bunlarda kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bitkilerde toksik etkiye sebep olabiliyor. Potasyum klorürü kullanmamızdaki amaç daha çok bitkinin dengeli bir biçimde büyümesini sağlaması. Ama daha çok arazilerimizde potasyum nitrat ve potasyum sülfatı tercih ediyoruz. Potasyum klorür daha çok böyle temizleme amacıyla kullanılan bir gübre. Potasyum grubunda da anlatacaklarımız bu kadar. Aklınıza takılan sorularınız varsa yorumda belirtmeyi unutmayın. Daha geniş çaplı anlatmaya çalışırım ama temel düzeyde potasyum gübrelerini nasıl kullanmalıyız, nerelerde kullanmalıyız, kullanım amacımız ne olmalı, bunu bilmemiz gerekiyor. Yani özet geçecek olursak, potasyum gübreleri bitkilerde tane de kalite. Yani şöyle örnek verelim tane de kaliteye de. Ayçiçeği ektiniz, tanelerinizin içi dolu ama kalite veya koku yok. Bunu potasyum gübreleri sağlıyor.
Yani tanenizi dolduruyor ve kaliteli bir biçime getiriyor. Potasyum gübrelerde bahsedeceklerimiz bu kadar. Eğer potasyum gübrelerinizde veya bir önceki videolarımızda aklına takılanlarınız varsa yoruma ekleyebilirsiniz. Genel olarak bitkilerde gerekli olan makro elementler azot, fosfor, potasyum. Makro element demişken bitkinin 3 temel besin kaynağı bunlardır. Azot, fosfor ve potasyum. Ve biz bu video serisinde de bu katı gübrelerden bitkinin istediği 3 temel gübreyi bahsettik. Aklınıza takılan sorular varsa yine yoruma, yine söylüyorum, yoruma eklemeyi unutmayın. Bitkinin 3 temel besin kaynağı vardır. Azot, fosfor ve potasyum. Bunları bitkiye ne kadar dengeli ve düzenli bir şekilde verirsek veriminiz de kazancınız da o kadar yüksek olur. Tabii şu şartlarda çiftçiler veya üretim yapan insanlar daha alternatif gübrelere yöneliyor veya daha alternatif çeşitlere yöneliyor. Maliyeti yüksek gübrelerden kaçınılıyor. Tabii doğal olarak herkes uygun az maliyette yüksek kazanç olmasını istiyor. Ama bitkide olması gereken 3 temel elementi her halükarda veriminizde kazancınızın olmasını ve kalitenizin olmasını istiyorsanız bu 3 elementi bitkiye vermeniz gerekiyor. Bundan sonraki videolarda istedikleriniz varsa yine belirtiyorum. Yoruma eklemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Veriminiz bol, kazancınız yüksek olsun. Hoşça kalın.